Merhabalar. Farklı noktalarda okur yazarlık dersleri yapmaya devam ediyorum. Biliyorsunuz genel olarak bir mekan belirliyoruz. Bunun üzerinden bir tema belirliyoruz ve daha sonra da içerik hazırlıyoruz. Daha çok okur yazarlıklar üzerinden ilerliyor ve tabii ki çocukların, gençlerin, yetişkinlerin yararlanabileceği anlam okumaları yapıyoruz. Şimdi bugün özellikle ben bütün videolarımda değindiğim bir şeyden bahsetmek istiyorum. O da mekan. Yani mekan aslında benim anlatılarımın içerisinde çok önemlidir. Niçin önemlidir? Zaman zaman özellikle bilimin veya işte sanatın coğrafyası olabilir. Ama sadece coğrafyası olma özelliğiyle de kalmaz. Biz ara sıra bakıyoruz işte herhangi bir fon olabiliyor ama bazen özne bazen de nesne olabiliyor. Yani zamanın bazen veya mekanın çok önemli bir hale geldiğini söyleyebiliriz ki o zaman öyle durumlarda özne vasfını yüklenmektedir. Yani mesela Casablanca filmine baktığımız zaman, Piyanist filmine baktığımız zaman veya Yaşar Kemal'in romanlarında Çukurova'ya baktığımız zaman artık orada herhangi bir fondan bahsetmeyiz. Çünkü sosyal yapıyı çok fazla etkileyen bir mekandan bahsediyoruz. Öyle olunca da mekanın önemi tabii ki bizim içeriklerimizin içerisinde biraz daha artacaktır. Benim de bütün aslında videolarımda bir şekilde kronolojinin, zamanın ve aynı zamanda da mekanın kullanıldığını söyleyebiliriz. Şimdi mekanı çok fazla kullanıyorum dedim. Bunlara birkaç tane örnek verecek olursak mesela ben Galata Köprüsü'nü anlattım. Şimdi Galata Köprüsü'nü anlattığım zaman orada daha önceden var olan köprüleri işte yapılmış olan köprüleri de anlattım ve köprü dediğim zaman oradaki köprüyü işte iki tane farklı noktanın metalle veya tahtayla birleştirilmesi olarak anlatmadım. Çünkü orada biz bir sosyal yapı inşa ediyoruz ve aynı zamanda da bir sanat eseri veya birkaç tane sanat eseri oluşturuyoruz. Bununla birlikte o köprüyü anlattım veya diğer anlatımlarıma bakacak olursam bunlardan bir tanesi de Orhan Kemal İlhal Kütüphanesi'ydi. Şimdi kütüphaneye baktığımız zaman aslında orada çok farklı şeylerden birkaç tane videoda olduğu için bahsettim. Bunlardan bir tanesi kütüphanemizin hemen karşısında Beyazıt Meydanı'nın olması durumu söz konusuydu. Şimdi orada mesela şöyle bir soru sordum. Bizim kültürümüzde meydan var mıdır yoksa yok mudur? Tabii ki olmadığını, aslında bu kültürün bize nereden geldiğini anlattım başka bir videomda. Bunun dışında orada bir Zafer Takın'dan bahsettim. Şimdi Zafer Takın'ın bulunduğu mekan itibariyle kronolojisini çıkarttım. Yani bizdeki geçmişini verdim veya oradaki açık hava müzesi olana kadar olan değişimini anlattım. Bunun da dışında şu anda farklı coğrafyalarda Zafer Takın'ın bulunması ve bizimkiyle benzer yönlerini anlattım. O zaman da şunu görmüş oluyoruz aslında mekan okumalarını yaparken. Sadece zamanın içerisinde veya kronolojide değil, başka mekanların üzerinden veya başka coğrafyaların üzerinden de bir anlam okuması, aslında bir sentez yaptığımızı veya işte birleştirmeler yaptığımızı, analizler yaptığımızı, parçalamalar yaptığımızı söyleyebilirim. Şimdi sanatta çok önemli olduğunu söyledik. Hatta birkaç tane de örnek verdik bu konuda. İşte Orhan Kemal İlhal Kütüphanesi'nde veya Galata Köprüsü'nü anlatırken ne kadar önemliydi benim için dedim ama sanat eserlerinin içerisinde de mekanın çok önemli olduğunu görürüz. Mesela işte zaman konusunda çok akıl yormuş olan isimlerden bir tanesi Ahmet Hamdi Tanpınar'dı. Şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserine baktığımız zaman şöyle bir şey söyler. Der ki saatin aslında kendisi mekandır. Onun yürüyüşüne baktığımız zaman zamandır ama ayarına baktığımız zaman onun insan olduğunu söyler. Yani Ahmet Hamdi Tanpınar'a göre zamanın veya mekanın mevcudiyeti insanla mümkündür. Bu çok önemlidir. İşte ben bu yüzden bir anlam okuması yapıyorum. Yani zamana veya mekana bizim yüklediğimiz anlamın dışında bir vizyon vermez. Yani aslında bunu Cahit Zarifoğlu da bir şekilde söylemek dedir. Der ki ve bizler gördük ki mekan değildir önemli olan zamandır der ve hatta bunu biraz daha ilerletir der ki lakin aslında zaman da değildir önemli olan eylemdir der ve biraz daha ilerletir eylemin de önemli olmadığını esas olarak kalbin önemli olduğunu söyler. Şimdi Cahit Zarifoğlu'nun bize anlatmak istediği şeye baktığımız zaman şunu görüyoruz. Diyoruz ki ha demek ki zaman da olsa mekan da olsa bizim incelediğimiz, irdelediğimiz şey aslında insanın algısıyla şekillenmektedir. Bu yüzden çok önemlidir. Yani şöyle diyebilir miyiz? Mekan sanat eserlerini ve aynı zamanda bilimi etkilemektedir veya işte onlardan da bir şekilde etkilenmektedir. O yüzden bizim yadsıyabileceğimiz bir durumda değildir. Çünkü biz bazı
bazen sanat eserinin içerisinde herhangi bir mekan olmasa bile izafi bir mekan var edebiliriz. Yani bu izafi mekan nasıl işte var ederiz? Mesela masallarda. Şimdi masallarda gerçek bir yer veya mekan üzerinden hareket etmeyiz. Bakın bunun da girişini şöyle vermek istiyorum. Bir mesela size tekerlemeyle vereyim. Bir giriş tekerlemesi vereyim. Giriş tekerlemesine baktığımız zaman şöyle der. Bir varmış bir yokmuş. Bakın aslında burada zamanda veya olayda bile net değil. Onların olup olmaması konusunda bile tereddüt var ama mekan konusunda değil. Çünkü bizim aslında işte tekerlememiz şu şekilde devam etmektedir. İşte bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde develer tellel iken, pireler berber iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, nalbant olsam nallayamam katırı, kasap olsam sallayamam satırı, hamamcı olsam ahbap dost hatırı, gel gelelim ülkenin birinde. Bakın burada gel gelelim ülkenin birinde dediği noktada aslında masalda bize bir şekilde mekan vermektedir. Yani gerçek bir mekan olmasa bile biz olayları veya zamanı bir mekana bağlamayı severiz. Ve aslında bu bağlamı da kurarız bir şekilde. Ve masalların içerisinde sadece böyle değil, birçok yerde de işte Kaf Dağı'ndan bahseder. Aslında olmayan mekanı getirmiştir ve masalın içerisine yerleştirmiştir diyebiliriz. Bu anlamda mekanın önemli olduğunu söyleyebilirim. Şimdi genellikle temaları seçiyorum ama bulunduğum yer itibariyle temayı seçiyorum. Peki ben mekan konusunu acaba niçin seçtim? Birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Bana deselerdi ki İstanbul'un işte en eski yerleşim yeri veya bölgesi nedir deselerdi, büyük bir ihtimalle Suriçi veya Tarihi Yarımada diye cevaplardım. Veya biraz daha zorlasalardı, oranın olmadığını söyleselerdi, Üsküdar olabileceğini söylerdim. Ama ben işte son gezimizde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi hocam Doçent Doktor Nuri Seçkin'den şöyle bir şey öğrendim. Aslında İstanbul'un ilk yerleşkesinin Kadıköy olduğunu öğrendim. Şimdi onu öğrendikten sonra özellikle semtlerle ilgili de bir şekilde videolar yapmak, okuryazarlıklar vermek istedim. Çünkü orada da aslında mekanla birlikte geliştirdiğimiz bir anlam var. Yani yaklaşık olarak Kadıköy'ü milattan önce 675'e kadar dayandırıyor ve bu civarda ilk yerleşim yeri olarak Kadıköy'ü veriyor. Ve daha sonradan işte milattan önce yine tabii 650'li yıllara geldikleri zaman Bizans geliyor ve Sarayburnu'na yerleşiyor. Şimdi Bizans'ın Sarayburnu'na yerleşmesiyle birlikte bizim Kadıköy dediğimiz Halkedon veya Kalkedon dediğimiz noktaya aslında Körler Diyarı deniliyor. Körler Diyarı denilmesinin sebebi de Sarayburnu'nu gördükten sonra bizim aslında İşte herhangi bir şekilde burayı ilk yerleşim olarak yeri olarak algılamamızı sağlayan nokta. Yani Suriçi'nin olduğu bölgenin ne kadar güzel olduğunu ve burayı insanların görmemesinin mümkün olmadığını belirttiklerini söyleyebiliriz. O yüzden de aslında Kadıköy, Kalkedon veya Halkedon dediğimiz bölge bir şekilde Körler Diyarı olarak adlandırılmaktadır. Bu anlamda önemli olduğunu da Kadıköy'ün söyleyebiliriz. Çünkü farklı noktalara gidiyorum. İşte orada müzeleri geziyorum. Mesela yakında orada Kazım Karabekir Müzesi'ni, işte Barış Manço Müzesi'ni vereceğim. Onları verirken de en azından mekanın nereden geldiğini veya ne kadar bir süreç içerisinde hangi sanat eserlerini barındırdığını da vermek istiyorum. Bu da çok önemlidir. Şimdi biz mekanı sanat eserlerinde çok kullanırız dedik. Bazen şunu yaparız aslında. Bir şekilde boyayı, şekli, fırçayı, o darbeyi bir mekana bağlamak ister ve resmi bu şekilde oluştururuz. Hani bütün bunların yansımasının, mekan olarak yansımasının bir şekilde resim olduğunu söyleyebiliriz. Müzikte de aynı şeyi yaparız aslında. Müzik bir coğrafyadan, bir mekandan etkilenebildiği gibi bir yeri veya bir mekanı da etkileyebilir. Çünkü biz aslında bağımsız bir şekilde farklı bir noktadan gelen notalarla, ritimle veya müzikle bir şekilde aslında bir coğrafyayı, bir mekanı hatırlayabiliriz. Peki biz bunu nerede yapıyoruz? Büyük bir ihtimalle kendi hayal gücümüzde, kendi zihnimizde yapıyoruz. O yüzden bu bağlantıları kurmak, müzikle mekan bağlantısını kurmak, resimle mekan bağlantısını kurmak, mimariyle mekan bağlantısını kurmak, romanın içerisinde mekan bağlantısını kurmak bu anlamda çok önemli. Mesela benim bu aslında seriyi bitirdikten sonra veya işte devam edecek çok uzun bir süreç olmasını temenni ediyorum. Devam ederken mesela yapmak istediğim şeyler
şeylerden bir tanesi sanatçıların özellikle yazarlardan başlayarak eğer kurmaca bir yer değilse hikayelerinin içerisinde anlattıkları yerleri gezmek ve görmek ve göstermek istiyorum. Bunun da dışında aslında özellikle yeni yazarlardan bahsederek işte nerelerde yaşadıkları ve bizim tabii benim özellikle tahminlerimle birlikte nasıl etkileşimler veya etkilenmeler içerisinde olduklarını eserleriyle birlikte vermek istiyorum. Böyle bir planım olduğunu da söyleyebilirim. Şimdi ben mekanla ilgili olan videomu tamamlarken özellikle beni çok etkileyen bir sözden bahsederek videomu tamamlamak ve içeriğimi bitirmek istiyorum. O da şudur. Aslında Sosin Santek'in bir sözü vardır. Genellikle fotoğrafçılıkta kullanılan bir söz olduğunu söyleyebiliriz. Zaman her şey bir anda olmasın. Mekanda hepsi bizim başımıza gelmesin diye vardır der. Bunun üzerinde ayrıyeten düşünüp başka bir videomda uzun uzun konuşmak diliyorum.